Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yaşadığım yerleri size bizzat kendi ellerimle göstereceğim. Bugün benim daha önce yaşadığım hayatı, nereden nereye geldiğimi göstereceğim. Bu videoda çok sürpriz şeyler olacak. Umarım kaçırmazsınız. Ha, gerisi de eşimin kanalında olacak. Eşimin kanalında etiketten bulabilirsiniz. O yüzden çok konuşmak da istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz ve video başlasın. Evet arkadaşlar, Osmaniye Bahçe bilenler bilir. Antep'ten önceki bir yerimiz. Ve burada çocukluğum geçti, baya küçüklüğüm. Yukarılarda geçti, şimdi oraya hep beraber gideceğiz. Bakalım, yollar falan kalmamış. İnsan nereden geldiğini asla ama asla unutmamalı. O yüzden Denizli'ye çağırdım, insanlık dersi veriyorum. Buradan mı geldin? Gel, gel. Emreciğim buralarda koyunların peşinden koşardı. Biz kaldırırdık elinden, tutardık, götürürdük. Balığa giderdik kendisiyle. Balık meraklısı biraz. Bu ne a**ım, mağarada mı yaşıyorsun? Oğlum bura ev değil lan, bence yanlış. Valla sen geldiğin yeri unutmuşum bence. Şu tarafta falan olmasaydın, orada evler var. Buraydı. O zamanlar burada nenemgil yaşıyordu. Bunu sana nasıl göster? Bak, gel. Şöyle bakınca oda olduğu belli ama. Sen burada yaşadın he kardeş. Gel sana su içtiğim yeri göstereyim. Sıçtığın yeri mi? Çok yüksek talan la, burada kombi mombi var mıydı burada? Doğal gaz kombi her şey vardı bak, manzarası. Manzarası güzel bu arada. Burası ahırdı. Dedemin o zaman atları falan inekleri vardı. Burada şey yaparlardı. Biz şurada falan yaşardık diğer odalarda. Şurada bir tane kiraz ağacı var, hala var. Daha neler değişmiş neler kalıyor. Hani LCD TV falan da ne yapıyordunuz? Burada üniteye koyacak yer de yok. Keşke o anları geri getirebilsem. Çok sıkıntılı buradan inmesi. Aynı hazır su gibi. Hazır su mu? Bakayım hele bir daha aç. Oğlum aynı hazır su gibi lan, bir içsene. Değil mi? Nasıl? Güzel lan. Hazır suyun bu dadı var ya. Aynen. Onun gibi. Şu karşısı bizim dayımızın yeri. Bak bize bakıyor şu anda yengem. Ne yapıyorsun? İyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. İyi yankı yapıyor ha, bir şey değil mi? Eskiden telefon yoktu. Amral dedim. Nerede olursan ol duyardın, gelirdin yukarı. Yoksa Sefo falan müzik kaydını burada mı alıyordu? Yok, onları bilmiyorum. Hadi geçelim o taraflara. Arkadaşlar, hep nar ağaçları var, hep erik. Biz bir yerdik. Yani çok güzeldi, çok güzel tatları vardı. Allah, yalnız la. Dikkat et, bebeğim. Kameraman sen de yiyeceksin mi? Evet arkadaşlar, burada hala yaşayan komşularımız da varmış. Benim çocukluğumu hatırlıyor. Adam diyor ki 4-5 yaşındaydım diyor. Bisiklet kimin? At benim. Tamam mı? Eskiden arabamız da yoktu tabii sana. Bisikletim bile yoktu lan. Geliyorum 200'den. Allah! Bir de bu bisiklet. Artık satarsan daha pahalıya satarsın. Fenomenden bisiklet. Benim bu saçtan gitme, köyüne döverler sen ha. Yok oğlum. Diyorum benim de bir yere kaldı, delim verdik, delik de çıkıyor. Aslında buradan indireyim mi? Çamurdan evde al bana. Buraya elim sert olmuş ha. Biz valla. Peşinden götürüyordu sürekli. Yapacak tamam, bir şey yok. Tamam, salçı. İyi, eski günlerdeki gibi yapma oğlum, geldim ha. Ekmek mi aldın geldin? İyi etmişsin. Allah razı olsun. Ne demek? Yap ulan sen beni indi. Sen ben şu dayıyen kibar evini çek git. Eski zaman evi dersin. Oturun yavrum. Oğlum abi. Neredesin ya? Ünlü yapacağım geldim ben. Ünlü yapacağım. Gel. Şöyle açık alan. Kayınbaba bu, kayınbaba. Oy, dayısının kıymetli yeğeni bu. Ne severdi seni? Ya bir de döverdi. Döverdi de. Değil mi? Döverdi. Hep sevenler dövüyor zaten. Niye dövüyor ben anlamadım. Valla bilmiyorum. Sen de dövüyordun valla. Oturun şuraya, oturun. Yapıyordur. Hangisi? Şef falan. Allah Allah. O da mı başladı? O da başladı. Hani sen buraya geleceydin? Ha, geldim işte. Paraşütle atlayacaktın kattan. Ya bir video vardı. Olduğun yerleri gösteriyorsun. Aynen. Görüyorsunuz.
Emre Bey'in doğduğu yer. Emre'nin küçüklüğü görmüş olduğunuz bu köyümüzde gerçekleşmiştir. Koyunların peşinden koşardı, bazen yıkılırdı. Biz kaldırırdık elinden, tutar götürürdük, balığa giderdik kendisiyle. Balık meraklısı biraz kendisi. Ama sonradan geri Osmaniye'de aşınınca tabii hepimizi unutmuş demeyelim de gönülden uzak oldu. Ama genelde bizi unutmaya geliyor buraya arada bir, uğrak yapıyor. Biz birazcık turluyoruz. Tamam Emreciğim. Buradayım. Tamam ben çadır. Sefa çalış çalış. Bunlar da Oğuz abimizin kuşları. Eskiden bizim iki tane erik ağacı vardı aşağıda. Oradan beri eriği çok seviyorum. Ondan sonra... Babam da eriği yiyince sen çıktın zaten. Lan sus. Aynı yemekteyiz programı gibi olmadı mı? Ama hırsa gerçekten yaşadığım yer çok güzeldi buralar. O kadar lüks hayatın bir önemi yok. Gerçekten bu gerçek söylüyorum. Sefa bu arada dayımın oğlu. Kendisi çok konuşmayı sevmiyor. Arkadaşlar aslında mevzu bakın. Eskilerde böyleydi yani. Helele bak. Bu da benim rahmetli dayım. Bu ışıklarda uyurduk. Çok mutluyduk. Çok değişti çok. Benim günlerim çok. Zamanım olmadı değil. Erken gelip bu adam bu havcı yapmaz mıydı lan? İyiymişiz. Ulan vurma lan. Neyse ben seni de üstünden otur götüreyim. Ya bu köşeleri hiç bitmez. Şimdi kayıklıyla gezek. Şurada biz havuz yapardık. Taşları birleştirirdik, havuz yapardık. Yüzmelik yer yapardık. Samet diye bir çocuk vardı. Hep bizi dövüyordu. O Samet'i şimdi görsem var ya. Gene döverim değil mi de olsun artistik olsun. Zaman çok güzel aktı ya. Tüh. Tam bir insan mıyım ben? Allah ciğerim. Hadi Allah yol açıklığı versin. Kendinize iyi bakın. Motorlarla giderdik. Çok güzel oluyordu ama. Emre güzel insan, ben bunu severim. Yaşı küçük ama çelep değildi, bakma sen. Yaramaz diyorlar, doğru mu? O kadar olur. Vallahi. Arkadaşlar burası benim 15 yıl önce yaşadığım yer. Buranın daha içerisi vardı, Antep'tekiler bilir. Şu an kimse oturmadığı için içeriye giremiyoruz. Şimdi okula doğru gidelim. Sizi okuluma götüreyim. Bizler sabah burada yüklenin çanta yüklerdik. Şimdi arkadaşlar bu okul bizim. Burada 5 A'da okudum. Bir tane öğretmenim vardı. Beni sınıfta bırakacağını söyledi diye sırf Osmaniye kaçmıştım. Vay be, bu çeşmeden az su içmedik. Yok bizde bunlar yok. Arkadaşlar burada güçlüyken soğan soyardık. Şu an yemek yiyoruz. Emre güzel insan, ben severim. Küçüklüğü nasıl geçti burada? Çok iyi. Yaramaz diyorlar, doğru mu? O kadar olur. Vallahi. Vallahi o kadar olur. Bu da yaramaz. Şimdi diyor ki küçükken de biz burada soğan soyardık diyor. Şimdi diyor yemek evet. Yiyor diyor. Yaşı küçüktü ama çelet değildi, bakma sen. İyiydi yani. Teşekkür ederim usta. 15 yıl oldu mu? Bizim zamanımızda basketbol topu yoktu, böyle maçlar oynardık. Hadi. Ön kaldı mı? Ön kaldı mı? Yok, yok. Yok. İşte çocukluğumuza dönünce çocuk olmak da lazım. Burada. Hadi lan. Burada. Eskiden çok iyi oynardık ya. Burada. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu da bizim ikinci evimiz oluyorduk. Aldığımız yerlere bak. Kolay gelsin. Burada oturan var mı? Orada Suriyeli mi? Nereye baksam komşumu görüyordum, şimdi Suriyeli. Abi nerede? Evet, o zamanlar çok küçüktü. Bizi hatırlamayabilir ama Fatih büyüktü. Hatırlayacak yaşta. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Ne yapıyorsun? İyidir valla, sana sormalı. İyidir, hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ya, hatırlamaz mıyım? Benle ilgili ne söylemek isterdin? Seninle ilgili... Hatırladığını söyle. Yok, yaramaz değildin de çok...
hiperaktiftin galiba. Bu şu maçtan sonra şey olayı vardı, senin eve gidip su yerine. He, çamaşır onu, suyu. Onu hatırlıyorum evet, az çok. Abim olsa aslında daha çok şey anlatır da. Abi gitmiş. Maalesef. Neyse Fatih'im çok teşekkür. Şey yapalım mı? Eve bir rica edelim içeriye girmek için. Suriyeli varmış kanka. İşte yok, bir rica edersek müsaitsen azından bir damam olma çıkabilirsiniz aslında ama. İzin olursa olabilir. Söyleyelim. Yok açmıyorlar. Abi bir bakar mısın ya acaba? Anlaşırdık ya, beden dilini kullanırız. Abi selamun aleyküm. Önceden burada oturuyorlardı küçükken. Evet. Türkiye yok. Yani neden damam müsait olan bir yere girme şansımız var mı? Gel gel. Arkadaşlar biz şuradan bir salakaç yapmıştık. Ben burada düşüp ilk bayıldığım yer buraydı. Kola çobanın geçti mi Emre? Aynen. Herhalde bıraktığın gibi diye tahmin ediyorum. Çok bir değişiklik yok boyama hariciyetinde. Vay be, nereden nereye geldin? Ya şehrin burada biraz güzel manzarası var. Antep'in Turktepe diye geçiyor burası. Hadi gidelim kanka, çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Arkadaşlar burası da mutfaktı. Yani bu kadar bir alan. Annemize çok teşekkür ederiz abi. Abi sağ olasın. Burası da bizim yatak odasıydı. Ben üşüyordum. Elektrikli battaniye vardı. Akşam da sıcak kalsın diye bıraktıydım. Ev yanmıştı. İşte bizim çocukluğumuz hep böyle geçiyordu. Siz de beni kaçırıyorlardı bu arada. Pikabın arkasına koyup götürüyorlardı. Abi tamam, şuna görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar çocukluk arkadaşımın yanına gidiyorum. Çok yaramazlık ondan kalkaydı. Beni hatırlıyor mu? Sanmıyorum ama çok zaman geçti lan. İnsan nereden geldiğini asla unutmamalı. Tarık. Evet arkadaşlar, şu an benim çocukluk arkadaşım. Sen gittikten sonra... Hemen unuttum bu kanka. Yerime bakabildin mi buldun? Emre'yle biz iyi vakit geçirirdik ilkokul döneminde. Ha, bunu hatırlıyorum ya. Zaten benim yanımda da böyle oturuyordu. Aynen. Bizim üçümüz oturuyordu. O zamanki halim böyle bir şeydi. O yıllarda çok dikkat çekici bir vücut yapısı. O kadar olmasa da o zaman daha yine dikkat çekiciydi. Rahatsızlık verenlere de balgam atardı. Mesela biriyle kavga ettiğimde dövemeyeceğimi bildiğim halde şurong diye yapıştırdım. Öyle bir özelliğim vardı. Yine de bu senden kaynaklanmazdı. Ben iyi hatırlıyorum o aralar. Onlar sarıyordu bana. O zaman bir gömlek üzerine yelek giyerdik. O yelekten tutarlardı. Aynen. Çekerlerdi arkadan. Arkadaşlar videosunuzla devam ediyor. Size Faci Üçlü'yle nasıl tanıştığımı da anlatacağım. Şimdi Antep'teyiz. Daha bekleyin. İzlemede kalın. Neler neler geliyoruz. Sürpriz. Lanet olsun bu sevgim. Evet arkadaşlar, şu anki turumuz Osmaniye. Evet, Osmaniye'de ne gibi bir anım geçti? Hemen söyleyeyim. Şurada ikinci dükkanda. Az güvenlikte ben yaklaşık 3-4 veya 5 yıldır çalıştım. Ne iş yapıyordum? Bilgisayar işiyle ilgiliydim. O yüzden bilgisayar yazıcı, dolum, toner falan filan derken o ana geliyoruz şimdi. Biraz sonra Faci Üçlü'nün dükkanına gideceğiz. Tabii o zamanlar atom dükkanı vardı. Şu an var mı yok mu bilmiyorum. Gidip göreceğiz. Hadi yekten gidelim. Ömer diye bir arkadaşım vardı. Spora gidiyordu. O zamanlar kaslıydım. Şaka bir ay bile çalışmadı. Bana göre değildi. İşte gel dondurma yemeğe gidelim falan filan. Cebimizde de 2 TL bir para var. Lan oğlum yapma etme, 2 TL param var. Rezil oluruz. Adamlar bir de çok ünlü değillerdi ama fenomenlerdi. Yani. Biliniyorlardı yani. Biz de tamam lan dedik, gittik. Ondan sonrası orada. Hadi hep beraber gidelim. Arkadaşlar o zamanlar burada Faci Atom vardı. Şu anda yıkılmış. Yani artık üzerinden eser kalmamış. Mami bize şurada dondurmaları vermişti. Ondan sonra Sefa Sinan'ın daha küçüğü falan varmış. Öyle bir story falan atmış. Videolara çağırsam gelir misin falan demişti. Ben de olur demeden arkadaşım yanımda olur geliriz falan dedi. Öyle başladı hayat sinemamıza. Ondan sonra YouTube kanallarıydı falan sinema izlerken sizlerin huzuruna bir Emre Gül olarak geldik. Eser kalmamış. Vay be. Şimdi arkadaşlar ev bölümüne gidelim. Evet, beklemede kalın, şimdi gidiyoruz. Hadi bay. Arkadaşlar burası da bizim Osmaniye'deki evimizdi. O zaman babamın durumu düzelmişti. İnşaatçıydı babam. Oradan da bu evi aldık. Ha bu arada Ömer diye bir arkadaşım var demiştim. Beni Emre Gül yapmaya vesile olan kardeş. Spora gittik dedim, gel çıkışta dondurma yiyek. Nereden yiyek? Faci Üçlü yeni yer açmış dedik. Dondurmayı yedim dedik. Barasını orada aldı. Videolarda oynar mısın dediğinde bakarız dedi. Ben dedim oynar dedim yani. Niye oynamasın? Arkadaşlar burası da benim mahallem. Yani biz şuralarda maç oynardık. Buralarda gülle mülle oynardık. Bu arada arkadaşlar Doruk'u çok merak ettiğinizi de biliyorum. Doruk'u da eşimin kanalına. Eşimin kanalını da etiketten bulabilirsiniz. Oraya şimdi abone olun. Doruk'un yüzünü ilk orada paylaşacağız. Orada görebilirsiniz. Bizim videomuz buraya kadardı. Beni birazcık da olsa tanıdığınızı umuyorum. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.